Evet arkadaşlar, şimdi bu konuyla ilgili çözebileceğimiz, hani zor demeyelim ama böyle uniform akım densitesi, yani akım yoğunluğu olmayan bir durum olduğunda nasıl manyetik alanları hesaplayacağım, ona bakacağım. Bana sorduğu şey, içeride bir J var, gene böyle dışarı doğru gidiyor, yani silindirden dışarı doğru gidiyor, şöyle yaparsak. J, yani akım da dışarı doğru gidiyor anlamına geliyor bu. Sorduğu şey şu, ilk önce de toplam akımı bul, çünkü dışarıda manyetik alanı hesaplarken toplam akım işime yarayacak. Sonra manyetik alanı içeride ve dışarıda bul demek istiyor. Şimdi olaya bakalım. Akım neydi? Formülaların akım neydi? İntegral J dot dA'ydı aslında. Yani yüzey alanı çarpı akım densitesi. Peki buradan I total'ı nasıl bulacağım? I total eşittir. İntegral J neydi? BR. Ve bu yüzey alanından bahsettiği için bu disk sonuçta. Diskin yüzey alanı 2 pi R diyar. 2pi r pi r toplam akım dediği için sıfırdan büyük r'ye gidecek. Bunu unutmayalım. O zaman I total eşittir b 2pi r kare diyar r küp bölü 3 alın size bu I totali verdi. B çarpı 2pi r küp bölü 3. İlk önce akımı hesaplayacaksınız, sonra manyetik alanları hesaplayacaksınız. Şimdi manyetik alanın birini hesaplarken nasıl yapacağım? İçeriden bir surface, yani içeriden bir loop çiziyorum. Gene bu içeri bakıyorum. Dediğim gibi gene current density'si var, yani akım density'si ve R diyorum buraya. Manyetik alanı yazalım. B, R, büyük R'den daha küçük, yani içerideki manyetik alanı. 2 pi R eşittir. Mu 0, I, I. İn. İçerideki akım ne? Nerede tanımlanacak? Sıfırdan büyük R olamıyor. Çünkü total akım olamaz. İçerideki sıfırdan küçük R olan kısımda tanımlı. Devam edelim. İntegral sıfırdan küçük R'ye B R 2 R dr. O da ne çıkar? B R büyük R'den daha küçük 2 R eşittir. Büyük R B 2 R R küp bölü 3. Görüyorsunuz. Buradan şunu görebilirim. B ne çıkar? R büyük R'den daha küçük için. Mu 0 B bölü 3. Ve R kare çıkar. Görüyorsunuz. Bir hata yapmalıysam. B R küp bölü 3. Tamam. Buradan B'yi bulduk. Çok basit. Karşılaştırma yaparız tabii ki. Boundary'sinde B bu hal B çarpı 2pi r basit bir loop eşittir mu 0 b sıfırdan küçük r'ye tanımlı görüyorsunuz 2pi r küp bölü 3 burada manyetik alanı mu 0 b over bölü 3 r kare olarak bulun. Gene tabii ki dışarı doğru gittiği için akım dışarı doğru gidiyorsa manyetik alan bu yönde olacak. Bu da counter clockwise demek. Clockwise değil, counter clockwise diyoruz. Şimdi o zaman fi yönü diyelim daha doğrusu. Bunu bir daha bir yönüne bakayım. Şimdi emin olamadım. Akım bu yönden böyle gidiyor. Evet, bu counter clockwise. İçeri doğru olsaydı clockwise olacaktı. Doğru. Yani fi yönü. Paslanmamış. Fi het yönü. Saat yönü. Saat yönünün tersi. Ters. Şimdi diğeri için bakalım. Dışarıdaki bir alan için bakıyorsam, tabii ki bu silindirin boyu infinit, yoksa amperi uygulayamam. Dışarıdaki için bakıyorsam bütün akımı görüyorum. Yani I total'ın niye hesaplattığını anladık. Görüyorsunuz. B çarpı B R büyük R'den daha büyükken 2 pi R eşittir. Mu 0 I total. I total çünkü en dışarıdan baktığım için bu bana ne veriyor? I toplamı görüyorum. Bütün silindirin içindeki I'yı görüyorum. B çarpı 2 pi. 2 pi R küp bölü 3. Oradan manyetik alan B R'den daha büyükken büyük R'den eşittir. Mu 0 over 3 R küp bölü R. Görüyorsunuz. Peki diyoruz ki bunları doğru mu buldum?
şu pointte yani R eşittir büyük R durumunda bu ikisi aynı mı bakalım. R büyük R eşitken R kare, burada da R kare geliyor. Gene doğru çıkıyor. Yani içeride ve dışarıda manyetik alan bir akım nasıl hesaplanır gördük. Akımın genel formülü current density çarpı dA'dir. Current density bana burada uniform vermemiş, non-uniform yani eş dağılımlı olarak vermemiş. Oradan da totali sıfırdan büyük R'nin içeri aldım. B çarpı R, bu kısım C. Şu kısımda ne? 2PRDR, bu da DA. Burada integral aldım, bunu totale buldum. Çünkü dışarıdaki manyetik alanı hesaplamak için de totale ihtiyacım vardı. Sonra içerideki manyetik alanı bulmak için de şuradan küçük R'ye kadar bir integral aldım. O da çünkü bana içerideki manyetik alanı bulmam için içerideki akımı bulmam gerekiyordu. O da büyük R'ye kadar olamazdı, küçük R'ye kadar olurdu. Diğeri gibi böyle PR karelere bölmekle olmuyor. Çünkü bu uniform olmayan bir şey. O yüzden buradaki manyetik alanını da böyle buldum. Bu soru da bu kadardı.